Oto Seyir'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, yanımda Emre Çelikkol'la beraber sizlere yarım kalan, gözünüzü yollarda bıraktıran Elit Oto Seyir, Cenevre Fuarı'nın karanlık yüzünü paylaşacağız. Evet. Fuarda hep fakir arabaları anlatıyoruz, hep halkın alabileceği arabaları anlatıyoruz. Şimdi biraz da bizim harcımız olan, zenginin, efendime söyleyeyim, haramzadenin kârı, muhteşem modeller, mekaniğin zirve noktasını anlatıyoruz. Evet, şaka yaptın değil mi? Tabii şaka yaptım. Evet, tamam, bunu belirt, anlamayan arkadaşlar oluyor. Hayırlısı olsun. Emre abi, alfabeyi ters çevirdim, amuda kaldırdım. Bu güzelliğin karşısında bir kendimin takla atmadığı kaldı. Pininfarina Sergio. Fuardan önce aslında bunun şeyi tanıtıldı, müşterilerin satıldı zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 6 tane yaptılar. Yanlış hatırlamıyorsamdan ziyade doğru bilgilendirdilerse. Çünkü bu gibi arabaları sipariş üzerine bir tane iki tane eklemekten hiç gocunmuyor firma. Yani 6 yaptım kaldı. Yaparlar da. Hala daha Zonda üretiliyor biliyorsun. Pagani'ye sipariş geliyor. Genelde şey oluyor bunlar. Garajda duruyor. Pek böyle çıkmıyor. Ama yani çıktığı zaman da ya festivalde ya şenlikte. Ondan sonra bir daha 40 sene sonra diyecekler ki 2016 model. Biz zenginler için, bak şaka başlıyor. Biz zenginler için otomobil sadece bir ulaşım aracı, A noktasından B noktasına gitme aracı değildir. Bir stil ikonu, bir tarz, ne bileyim sanat eseri gibi bakarız. Kullanmayacak olsak bile alırız. Evimizin salonuna tamam, koyarız. Keyif için. Yapan arkadaşım var, evet. Kaliforniya'da mimar. Evinin şeyine koymuş, salonuna koymuş. Oraya sokup çıkartırken arabasını zevk alıyor. Tabii araba sadece stil ikonu olarak kalmıyor. Farklı kullanım alanları da arıyoruz diyorsun mesela ya. Mesela pist. Pist. Yolla gitmekten zevk alamıyorsun. Fakir adamlarla aynı trafikte işte normal sıradan vatandaş. Ne yapacaksın? Bakacak, imrenecek falan, saçma sapan korna çalacak. Pist organizasyonları sadece şeye hitap etmiyor. Zenginlere hitap etmiyor. Normal kullanıcılar da gidebiliyor Avrupa'da. Bizde olmayan bir kültür. Pistin gişesine para ödüyorsunuz. Belli sayıda tur atıyorsunuz. Bir daha gişeye giriyorsunuz. Bir daha para ödüyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Gerçi bu arabayı alan adam pistin kendisini satın alır aynı zamanda da. Ama o ayrı. O da yetmez. O da yetmez. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Herkesin katıldığı pist organizasyonlarında arabalar arasında çok ciddi sürat farkı oluyor. Bu arabalar çok hızlı. Binli beygirlerden bahsediliyor veya işte yakın rakamlardan bahsediliyor. Gerçek yarış tekerlekleri. Oraya adam sokakta kullandığı basit GTI ile geliyor. 200 beygirlik arabasıyla geliyor. Aradaki hız farkı güvenlik zaafı oluşturuyor. Siz arabanızın tam performansını kullanamıyorsunuz. Trafikte oluyor. Bunu önlemek adına şimdi firmalar, elit firmalar, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini sadece pist kullanımına özel, pistten dışarı çıkamayan fakat normal kullanıcılara satılan modeller yapıyor. Bununla beraber de Ferrari başlattı bunu. Kullanıcılarına yarış hizmeti veriyor. Bir sezon boyunca pit stop, işte garaj bakımı, diğer müşterilerle beraber organizasyon, arabanın kıtalar arası taşınması farklı pistlerde yarışma heyecanını müşterisine sunuyor. Adeta bilgisayar oyununda şey yapar gibi, kurt döker gibi yarış pistine çıkıp gerçekten arkadaşlarıyla, gerçekten rakipleriyle, klasmandaş rakipleriyle kurt dökebiliyorlar. Aston Martin Vulcan da bunun şeyi. Şeye dikkat edersen jantlar bijonsuz. Tabii. Tek bijon daha doğrusu. Tek bijon işte arabayı... Piste kolay sökülsün, takılsın diye. Kenarda şey farlar de var. Normalde dışarıda trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek tipte. Doğru. Tamamen piste göre yapılmış. Arabanın içi de ona göre. Şey de vardır. Tekerleklerin önünde arkasında marş bir elin içine gizli daha doğrusu. Küçük şey ayaklar. DTM yarış arabaları gibi veya gerçek aynen yarış öyle. Arabası. Arabayı lifte kaldırmak için siz içeriden düğmeye basarsanız pozisyonu seçersiniz. Sezonluk yarış hakkı satın alıyorsunuz. Arabayla beraber zaten ilk sezon gelmiş oluyor. İkinci sezon, üçüncü sezona aboneliğinizi yani uzatabiliyorsunuz. Bu tamamen hani piste kullanılsın diye. Sokakta zaten trafik yasaları bu arabanın sokağa yola çıkmasına, trafiğe çıkmasına izin vermiyor. Trafik yasasından ziyade yol izin vermiyor. Bu arabayla ne kazisten tabii geçebilirsiniz ne de yani, motor... Şey onu, kalır, sağlam kalır. O düşünülmemiş hani kasisten geçer mi, şurada gider, burada gider mi, arkası gözükür mü, hiç öyle şeyler. Şimdi normalde araba tasarlanırken etrafı iyi görebiliyor mu sürücü? Tabii, tabii. Böyle değil, önünü görsün yeter. Tabii. Bir de dediğim gibi yani bu abartılı difüzör, efendim zaten tamponlar kaza güvenliğini hep bir kenara bırakıyoruz. Gürültü yalıtımı sıfır. Bu arabayı günlük hayatta kullanmak istemezsiniz. Aynen öyle. O geçelim. Da var. Motorda hararet yapar, yanar bu kadar şeye rağmen. Hızlı gidemeyince dur kalktığı güzel araba. Gibi. Aa bak bunu trafikte kullanabilirsin işte. Evet. R8. Yeni R8. Ya patron da olsak arada şeyler gerekiyor işte. Çalışanlarla muhatap olmadan şöyle bir üstten bakmak gerekiyor. İş yerine gidip gelirken hani
park yerindeki eleman da anlasın uzaktan geldiğimizi. Şakaya devam ediyorsun değil mi? Tabii bunların hepsi tamam. Şaka. Ya, şey olmasın, sıkıntı evet. Olmasın. Biz de normalde fakir insanlarız ama şey olarak. Aynen öyle yani. Geçelim. Konsepte uygun olarak R8 V10 bu standart. Bir de bunun e-tron versiyonu var. Audi birazdan değil bu, Lamborghini. Allah seni inandırsın. Altyapı tamamen Lamborghini. Volkswagen grup alın. Motor da Lamborghini. R8'in V8 motoru özgündü. Şimdi V10 olunca onu da Lamborghini alıyorlar. Hepsi aslında Lamborghini Gallardo'nun güncellenmiş hali. Lamborghini şimdi Huracan satıyor. Eğer onu isterseniz daha yeni versiyon olarak alıyorsunuz. Yoksa da Audi R8'in makyajlı hali bu tabii. Evet. Ama bak... Makyajlı değil, yeni kasa komple. Yani tabii de. İşte demek istediğim şu. R8 ikonik bir araba olma yolunda. Tıpkı Mini gibi. Şu parça sayesinde. Tabii. Bunun da hikayesi enteresandır. Dingil aralığı aşırı uzun. Normalde olmayacak kadar uzun. Çok çirkin görünüyordu. Burayı mühendis düşünmüş taşınmış. İşte araya bir şerit çekip kontrast yapabilsin diye. Hakikaten beğenildi de. İnsanlar kanıksadı tasarımı ve şey oldu. Hani bunun body kitlerini TT için, başka arabalar için dahi başka firmalar evet, üretir oldu. Hiç alakasız arabalarda görüyoruz. Aynen öyle. Yani bu kült bir tasarım. 2010'ların, 2000'lerin şeyi oldu. Aa bak, bu da güzel. Bentley, sen biliyorsun daha evvel bunun çok esprisi yapılmış. Bentley esasında Rolls Royce'un uzunca süre şey olarak kaldı. Çok eski İngiliz yarış takımıdır 1930'ların, 20'lerin ama. Kardeş firma. Kardeş firma. Rolls Royce'ları modifiye ederek hayatının 40 sene kadarını geçirdi. Çok benziyordu zaten eski modelleri. Birebir aynıydı yani aşağıya. Rolls Royce lüksünü daha süratli yaşamak isteyen biraz daha aceleci tiplere ürün sunuyorlardı. Bentley, Volkswagen grup bünyesine geçtikten sonra Rolls Royce de tabii BMW satın alınca araları ayrıldı. Özgün çalışmalarına geri dönebildi. Ama tabii bu özgünlük biraz da Volkswagen'in abartılı teknolojilerin deneme platformu oldu. W12 motor, efendim işte yüksek gövde ağırlığına sebep olan yalıtım teknolojileri. Sonra Phaeton'da da kullandılar benzer tabii. Sistemleri. Arabanın içinde hava akımı oluşturmayan havalandırma, ne bileyim aşırı kuvvetli frenler. Porsche'de, Audi'de ne kadar şey varsa hepsi Bentley'den devşirildi. Bu araba 2002'de çıkmıştı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 2001 ya da 2002. Continental GT. Onun herkes Volkswagen diyordu bu arabaya. İşte en pahalı Volkswagen dolayısıyla. İngiliz ruhunu bir kere daha üzerine şey yapıp böyle bir sıvayıp cilalanmış versiyonu. Uçan B harfini ızgaraya gizlemişler. Benim çok hoşuma gitti. Bir sürü daha küçük estetik detay var. Harika olmuş. Farları yapamıyor Bentley. Genelde gövde şekli falan çok şık, çok güzel. Bana göre benim görüşüm. Ama hem önde hem arkada farlar bir çirkin oluyor. Sanki böyle başka bir arabaymış da sonradan sanayide taktırılmış gibi. Doğru söylüyorsun. Ki zaten öyle. Yani araba yani öyle tasarlandıktan de. Sonra üzerine şey giydirmiş, kaş göz giydirmiş haliydi. Trafikte ayırt ediliyor. Yani genel olarak Bentley'in tüm modelleri böyle. Trafikte ayırt ediliyor. Tabii. Yani o far stop grubunu gördüğün zaman eliptik aydınlatma gece karanlıkta çok rahat seçebiliyorsun farklı bir şey olduğunu. Bu da kuvvetle muhtemel yeni jenerasyonu Continental GT'nin. EXP kodlu. Daha evvel EXP 9 F'si vardı. İbretlik arazi aracı konsepti. Bu da EXP 10. Bu EXP Speed 6 ama aslında. Tabii. O da... Şimdi burada zor görülüyor ama bir 6 var. Bentley'in eski bir Speed 6 modeli vardı. Ona gönderme var. Hem tasarımda hem isimde. Farların içinde yazan Bentley de ayrı güzel. Ya bu aynen gibi detaylar konseptlere özgü kalıyor çünkü seri üretime yansıtılması inanılmaz pahalı bu klasmanda bile. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Volkswagen grubunun huyu o. Polo'nun bile farının içinde Volkswagen logosu var. Bir kere yaptın mı yapabiliyorsun. Bak seri üretim tabii. Otomobilde sıkıntı olmaz. Volkswagen çok da ortak parça kullanır ama işte Bentley'nin satış adedi az. Yetiştiremiyorsun. Tabii. Mesela şey nedir? En elit, en premium bizim sevdiğimiz markalardan Morgan. Morgan'ı bugün gittin beğendin. Bundan bir tane istiyorum. Tamam abi diyor. Yazı notunu alıyor. Ne zaman verirsiniz? 2 seneyi bulur diyor. Aynen öyle. Böyle kalıyorsun. Birkaç sene sonra getiririz diyorlar. O da olursa. Bunun da farları bence çok çirkin. Hani tamam yazmış falan ama tasarım kötü. Bu noktada işte işin içine kişisel beğeniler giriyor. Ben çok beğendim. Türbe yeşili renginden şeye kadar. Nedir? Far tasarımına kadar eliptik. Zenginsin ama zevksizsin ya. O işte şey diyorum ya bakış açısı. Vaziyetli yaşıyor. Bu arada zevkime laf edebilirsin ama arabanın işçilik kalitesine kesinlikle laf edemezsin. Buralar ahşap.
Ve oyma. Tek parça. Hem oyma hem de kalkma. Son Bugatti. Yaşasın, kurtuluyoruz Bugatti Veyron'dan. Evet. Her fuarda, her evet. fuarda artık. Bitemedi gitti. Biz bittik, o bitmedi. 450 taneydi değil mi toplam üretim? Ya 350 ya 450. 450 tane. Son versiyonlarda özellikle üzerine koya koya fiyatını katlaya katlaya gittiler. La finale. Ha, artık daha da sonu. Bundan ötesi yok. Yeni model geliştiriliyor. Üzerinde çalışıyorlar. Veyron birçok açıdan çok şahane. Bu arada karşıda da hemen ilk Veyron var. Kırmızısı. Tasarımda çok ciddi şey de oldu. Gelişmedi oldu aslında. Kasa aynı süre. Da ufak tefek şeyler yaptılar. Optimizasyon müthiş fark etti ama. Veyron'un üzerindeki teknolojiler bugün hayatımıza girdi. İşte birçok defa farklı zamanda dile getirdik. Biz bu arabaları keyfimizden anlatmıyoruz. Tabii. Yani aslında önümüzdeki 10 yılın, 15 yılın vizyonunu bize bugünden sunma imkanı veriyorlar. Zengin müşterileri denek olarak kullanarak. Yani Veyron'da ya o konuda neyi taşıyan hani bilir. Yarın öbür gün dünyaya uzaylılar gelip de gösterin bakalım ne yaptınız derlerse onlara Bugatti Veyron'u gösteririz diyorlar. Yani bu, tabii. Endüstride ulaşılmış en uç nokta. Volkswagen bu işten kâr etmedi. İşte son tabii. versiyonlarla arabanın fiyatını 2'ye falan katlayıp anca biraz daha şey yaptı. Çünkü verdiği hizmet, araştırma, gelişme... Halokar diyorlar bunlara. Yani adam diyor ki ben bunu yapabiliyorum. Sadece yapabildiğinin ispatı. Bu arabada ispat edilen şey... Tam olarak insanlar bakıyorlar, ulan ne yaptın işte, başkası da var, drag arabası da 400 basıyor, işte başka Formula 1 arabası da bundan hızlı. Hız değil. Araba kullanılabilir bir şekilde, ehilleştirilmiş şekilde 1000 beygiri kullanıcısının hizmetine sunuyor, 1100 beygiri. Arabanın içinde konuşabiliyorsunuz, konforlusunuz, vites değişimlerinde bel kemiğiniz sökülüp yeniden takılmıyor ve motor dur kalk trafiğinde yanmıyor. Hararetini makul seviye içerisinde tutabiliyor. 18 ayrı radyatörü olması da tabii bunda ayrı bir şey. Geçelim. Fındık kadar araba. Çok fazla anlattık şeyi, Veyron'u. Yani yine artık... bilmeyenler olur. İzleyenlerimiz şey olduğu için, fakir fukara olduğu için hep. Bak şakaya başladım. Sonunda evet. Şey yap, ayağın denk al. İzleyenleri fakir fukara olduğu için bunları rüyalarında bile göremezler. Görüp şaşırmasınlar. Evet. Bu arada programdan sonra şey yapar. Yani geç. Bunu ben de beğenmedim. Zevkime laf söylüyorsun ama gerçekten şey... kullanıcının isteği bunu fantastik mi? Olmuş. Bunu hiç beğenmedim. Başta dedik ya Pininfarina Sergio ne kadar güzel. İşte bu arabanın üzerinden tasarımcı geçmiş haliydi. 458'in tasarımında da burun kıvırının birkaç nokta vardı. 488 GTB turbo. Daha küçük motor. Daha yüksek güç ama turbolu. Esas burada vurgulanan düşük emisyon turbo ile beraber. Eli yüzü düzgünce sayılacak bir tasarımı berbat etmiş Ferrari işte. Orasına burasına hava girişecek bir şey. Farlar arkası güzel de ön tarafta farlar işi bozuyor. Kapının arkasındaki şey, yani. Hançer yarası hiç beğenmedim Emre abi. Arka cama gizlenmiş olan hava alığını da başka yere kaydırmışlar. Ya işte yani, normal yapsalar olmamıştı. Bu sefer de çok tek düze gelecek millete. İstiyorlar ki böyle bak, değişik olsun ki göze batsın. Efendi gibi baştan tasarlasın. Pininfarina Sergio örneğinde olduğu gibi. Hani biraz daha şu farı stopu uydurmaya çalışıyorum. Bu ne arkadaş? Yani hem parçalar birbirine benziyor hem de ortak parça kullanmış gibi yine aynı tasarıma mahkum ediyorlar. Hiç beğenmedim. Ama Ferrari'nin şovu takdire şayan. Evet. Üretim bandını simüle etmişler şeyin karşısında. Müşterilerin yemek sofrasının karşısında. Sen de oradaydın değil mi? Tabii canım, şu arka masalardayım, gözükmüyorum. Hı. Kelim parlamıştır. Ama şey yaparsınız. Evet, burada da dumanların arasından şey gelirken... La Ferrari yapılır da La Ford yapılmaz mı? Ferrari'yi tokatlayacak araba. Bu arada bunun esprisini de yaptılar. La Ferrari, Ferrari'nin bugüne kadar çıkarttığı bütün ürünlerin özeti diye demişlerdi. İmişler La Ford yazmışlar. Sonra onun Fransızca olmadığını anlayınca uyarı geldi, hemen kaldırdılar şeyi. Jim fikirli orada kimse sorumlu. Ford GT zamanında Carroll Shelby'nin mucizesi. Ferrari'yi satın almak istemiş Ford. Fakat Ferrari demiş ki, Enzo Ferrari aksi adam, milliyetçi de, satmam demiş size. Benim firmam parayla satın alacak firma değil. Dolayısıyla ekibi topluyor Amerikalılar. İşte başta Carroll Shelby tavukçu. Ford GT'ye varan birkaç denemenin ardından Le Mans'ı 3 sene üst üste kazanıp domine ediyorlar. Ferrari de ağzının payını böyle almış oluyor. Ford'un normalde yaptıklarının aksine ortadan motorlu. Gerçek spor araba. Ford'un diğer zaten Türkiye'ye pek arabası gelmiyor hani. Yani tabiri caizse araba gibi arabası gelmiyor. Biz araba zengin gibi, olduğumuz en dandiklerini buralara tabii, gönderiyorlar. Bizim esas uymuyor. Ford'un ürün gamı şeyleri, büyük motorlu arabaları Amerika'da. Orada da sattıkları arasında gerçek spor araba olan bir tek Ford GT vardır aslında. Ford Mustang spor araba değildir. Muscle car derler veya pony car derler.
Aslında Ford Mustang öyle pahalı bir araba da değildir. Ülkemizde şey bak, motor hacmi yüzünden çok pahalıya satılıyor. Kobrası vardır. Bir şey. Tabii özel versiyonu vardır. Shelby GT Cobra'lar falan var. Şu var. Yani Amerika'dan çıkabilen yegane spor otomobil Corvette. Yani Corvette'in de ortadan motoru gelecek mi? Bir de Viper. Viper meh. Sonradan biraz geldi. Corvette gibi bir efsane olamadı. Viper da kotarılmış bir araba aslında. Üzerinde çok çalışmadığı için. Corvette'de bir sürü özgün teknoloji de var. Transax. Yani tasarım baştan aşağı. Viper biraz daha kotarılmış. Karikatür zaten. Biliyorsun peçeteye çizip başlamışlar Viper'ı. Bu arabanın özelliği karbon fiber. İnanılmaz hafif ve V6 motor. Çift turbo, EcoBoost diyorlar nereye ekoysa. Gördüğünüz gibi şu şeyde arka tekerleğin gövdeyle arasında gerçekten boşluk var. Ve orası arka kanadın açılandırılmasıyla beraber hava freni. Arka tarafı göster de daha rahat görürsün herkes. Arkadan daha rahat görünmüyor işte o yüzden. Görünmüyormuş şey, evet. Açılı fotoğraf olduğu için. Ciddi sürtünme katsayısı avantajı var ve kanat hareketli olduğu için de... pist üzerinde sağlam hakimiyet sunma iddiasında. Fiyat, çok güzel bir araba. Tabii fiyat klasmandaşı Lamborghini Aventador. Ucuz olmayacak. Sınırlı sayıda üretecek çünkü hızlı üretilemiyor. Karbon fiber. Ama prestij model işte Hello Car. İçi boş, hava çıkışı olan fren lambalarına bayıldım. Tasarımın geri kalanı da güzel. Önceki Ford GT'lerden farklı işte. Daha hafif. Tabii. Daha çevik. Günün teknolojisini kullanmış. Önceki süper şarjlı V8'di. Tabii. Ah günün teknolojisi diyorsun tabii. DBX. Pisttir, yoldur. Bazen ava gitmek de çekiyor canımız. Zenginiz ya. Tabii zenginiz. Zengin sporu av. Yani pipomu tüttürürken içeride çok böyle kafam bozulmadan. Hindistan ormanlarında leopar avlamamız gerekiyor mesela. Yani yolun kenarından fil çıktığı zaman da kaçabilelim ama araba çevik olsun. Bunlar şaka arkadaşlar. Doğru doğru. Bunu aslında montajda altında geçmek lazım. Bu bir şakadır. Dikkat şey yapmayın, evet. Ciddiye almayınız diye. Araba Aston Martin DBX veya DB Cross. Hani DB genel şeydi. Neydi onun? Neyin kısaltmasıydı? Unuttum. Ben de unuttum. Şeyle alakalı. Aston Martin tarihiyle alakalı. Yine tarihi bölümlerimizde şey yaparız, değiniriz. Böyle bir şey denediler. Hani dedim ya demin Bentley'nin EXP9F prototipi vardı. İngiliz asilzade markaları şey istiyor. Bir tane arazi aracı istiyorlar. Süper spor. Daha doğrusu bunu Arap müşteriler istiyor. Kum tepelerinde şey Çin. Yaparken. Çin de istiyor. Doğru söylüyorsun. Daha evvel satılanları da var işte. Rambo Lambo gibi modeller var. Bakalım. Mercedes yaptı. Şimdi bunlar da deniyorlar. EXP9F'den nefret edilmişti. Bu da eteğini kaldırmış da çamura basmamaya çalışan teyze gibi bir... Ben hiç beğenmedim. Aston Martin'e marka olarak hayran olduğum halde bu araba olmamış. Ben daha evvel çok sevdiğim Megatruck vardı. Şimdi meraklılar arasın bulsunlar. Megatruck'ı çok sevmişim. Onun tasarımı biraz daha oranlıydı. Bu hiç olmamış. Hiç olmamış. Audi yine birbirinin aynısı arabalar yapmaya devam ediyor. Prolog konsept. Ne bu? A9 mu? A7 Station mı? A9 yani olacağı düşünülüyor. Şöyle ki daha önce biz gündem çektiğimiz zamanlarda bundan bahsetmiştik. Audi'nin A8'in de üzerinde A8 platformunu kullanan ama daha donanımlı, daha performanslı, daha güçlü bir model tasarladığı, planladığı söyleniyordu. Bu arabanın ne olması bekleniyor? Audi A7 nasıl A6'nın hani biraz daha sportif ve iyi versiyonuysa, aynı zamanda arkası da zaten şeydir, hafiften sportback. Radikal gövde tasarımı, evet, doğru. Hafiften bir notchback'lik, yani ne station ne hatchback arada kalmış böyle. Bu da A8'in İşte Sportback, Audi'nin terimiyle Sportback versiyonu gibi bir şey. Biraz daha sportif. Jantlar ibretlik yalnız. 24 inç midir nedir? Ya, tam fuar, zenci boyu. Fuar jantı konsept tabii. Bu. Normalde ama böyle... Demek istediğim karoser de çok büyük. Tabii. Karoser çok büyük. Ona taşıyor rağmen jantlar. Taşıyor o jantı. Tabii. Ve yaşasın eski Cadillac'lar gibi boydan boya fren lambaları geri dönüyor. Tabii. Arka camın üstünde. Seviyoruz. Honda NSX. Honda mı Acura mı? Honda mı Acura mı? Şimdi aslında bu araba Acura NSX. Ama Acura ne? Acura Honda'nın lüks versiyonu. Nasıl Volkswagen'in Audi'si varsa Honda'nın da Acura'sı var. Hı hı. Toyota'nın Lexus'u var, Nissan'ın Infiniti'si var. Honda'nın lüks markasıdır Acura. Avrupa'ya gelmiyor veya gelirse de özel siparişle çok sınırlı sayıda geliyor. Aslen Kuzey Amerika için tasarlanmış. Zaten şu genişliğini gösteren lambadan da Amerikan, evet, versiyonu olduğunu anlayabiliriz. Güzide bir markadır Acura. Bizdeki Honda Accord'lar aslında Acura TSX'tir. O yüzden mesela bilenler bilir. Artık gelmiyor.
artık gelmiyor. Bilenler bilir, Honda Accord sınıfına göre aslında çok iyidir. Yani Honda Accord şeydir, bir BMW 3 serisi, Audi A4, Mercedes C serisi. Ama işte geldi anlat millete ayarında arabadır. Söylene kadar dilimde tüy bitti. Ama pek fazla kıymeti bilinmez. C serisi fiyatına E serisinin üst versiyonlarının konforunu sunar. Aynen öyle. Çok Accord. Güzel arabadır. Neyse ama, geçelim. Ama motor şimdi yoktur. Motor kapağını açarsınız. NSX'den bahsedelim. Şimdi bu aslında Acura NSX ama Avrupa'da Acura markası bilinmediği için bu arabayı bu NSX'in ikinci versiyonu. Önceden de vardı bir tane. Zamanında Honda markasıyla satıyorlar. Hibrit, elektrik motorları V6'ya eşlik ediyor. 4 çeker. Akıllı tork yönlendirmesinin her türlüsünü kullanıyor Honda. 4 tekerlek arasında kedi gibi virajın şeyine göre, yanal ivmesine göre ve direksiyon açısına göre anlık işlemler yaparak arabanın istikametini sizin hassasiyetle çizmenizi sağlıyor. Güzel teknolojiler çünkü bunları biz binek arabalarda da görebileceğiz. Yani bir nesil sonra Accord'da göreceğiz. Bir daha bir sonraki nesilde Civic'te göreceğiz. Zaten daha evvelden Legend'da görmüştük bunun şeyini. Türkiye'de gelmişti Legend. 5'lerde bir sattı, 6'larda bir sattı son geldiği Honda sene. Honda bayilerinin sahipleri bindi sadece. Garajda çürüdü çürüdü. 3.6 litre miydi neydi V6 motor? Oradan gelelim karbon fiber çöplüğüne. Normal arabalara çok fazla şey yansımayacak. Koenigsegg. Karbon fiber üretim tekniği çünkü hala zor. Onu aşamadılar. BMW çalışıyor üzerinde. Jantından şeyine kadar, sileceğinin contasına kadar karbon fiber baştan aşağı. Şimdi karbon fiberin uyumsuzluğuna dikkat çek. Evet. Biraz sonra uyumluluğunu göstereceğiz çünkü. Karbon fiber arabaları görürsünüz bazı egzotik arabaların fiyat tekliflerinde. Hani bize geliyor bilmiyorum size de geliyor mu arada. Sadık evet. Müşterileri olduğumuz için. Orada boya karbon fiber gövdeden daha ucuzdur. Tabii. Yani boyasız almak arabayı boyalı halinden daha pahalıdır. Niye? Çünkü karbon fiberi bütün parçaların ışığın akış yönünü bozmayacak şekilde desenlendirilmiş halini yapmak çok daha ciddi bir uğraşı. Onu yapıyorlar. Üzerine boya atmadıkları için bunu da yapmamışlar mesela. Koenigsegg, Agera. Agera'nın işte GTI'yi daha da şeyi. Koenigsegg daha hızlı, daha hafif. Koenigsegg adamım. Christian von Koenigsegg. Bu rezil soyadına rağmen utanmamış. Şeyi firmaya kendi soy ismini vermiş. Çoğu kişi yazamıyor. Birçoğu da okuyamıyor ama yaptığı işler çok marjinal. Zaten fikrinin şeydi o, çıkış kaynağı da o. Kendi spor araba istemiş. Bulamadığı özelliği kendi arabasına yapmış. Makas kapı açılıyor. Kapalı garajda açamıyorsun. Çok yükseliyor. Onun yerine yana açılan küçük kapı yapmıştı. Onun arabasını da geliştirdi. Sevilince devam etti. İsveç. Bu da Regera. Regera. Regera'da bir eksik var. Bilmiyorum farkına vardın mı Emre abi? Arabada şanzıman yok. Çok kuvvetli. Müthiş kuvvetli bir motor. Yine turbolu. Doğrudan şey gibi sürat tekneleri gibi yarış teknelerimiz hani olur ya şeyde kaplinle doğrudan şey arka tekerleklere veriyor. Veriyor gücünü. Arada bir debriyajcık var. Düşük süratlerde yardım etsin diye. Tornistan ve kalkış manevralarına yardım eden elektrik motorları var. Araba arkadan itişli. Debriyaj kavrayana kadar elektrik itkisiyle hızlanıyor. Ki 0'dan 100 km 2 küsur saniye bu sayede. Bütün gücünü ilk kalkışta vermesinin anlamı yok. Çünkü zaten yere aktarabildiğiniz güç kadar araba şey yapar. Birinci viteste güç üretir. Şey kavradıktan sonra, debriyaj kavradıktan sonra motor alıyor, yürüyor. Tabii. Çok komik performans rakamlarından bahsediyor. İşte Veyron'un çizdiği çıtanın çok üzerinde. Bakalım henüz test edilmedi. Konsept. Resmi test edilmedi. Konsept. Bir çıksın görürüz. Bize gelir zaten. Bana komik bir şekilde Jaguar XJ220'yi hatırlattı abi. Onda zamanında şey üretmek zordur. Bu fren lambalarını, farları üretmek zordur. Rover modellerinden almışlardı. Ucuz arabalarından almışlardı. Bunun arka tasarımı bana onu hatırlattı. Bilmiyorum. Fikir çok güzel. Çalışırsa bana biraz gövdesi oransız gibi geldi. Yani arkası çok uzun. Tabii. Şu kanat da girip çıkıyor zaten şeyin durumuna göre, hızın durumuna göre. Ha, bu araba müşterilerinin beklentisine göre dümdüz yolda basmak için harika bir araba ama berbat bir günlük kullanım arabası veya virajlı yol arabası olacağı benziyor. Şey değil, günlük için değil. Yollarda görmeye alıştığımız işte iki tane Huracan'ın arasına koymuşlar. Aventador SV. Süper Veloce. 4 çeker. Hafifletilmiş versiyon. İşte üzerine koyabildiğiniz kadar şey koyun. Kıvrım, büklüm, çizgi, saçma sapan detaylar ekleyin. Kıvrım yok. Tasarımı hepsi düz. Ya tabii kesişen çizgiler demek istiyorum. Ne kadar çirkinleştirirseniz arabayı o kadar Lamborghini oluyor. Ve müşteriler bayıla bayıla alıyorlar. Aventador. Doğru söylüyorsun. Kocaman hava girişi ona rağmen yanıyor işte. Veyron'da bu yok. Lotus Evora. Lotus çok sevdiğimiz firmalardan.
yine elitizmin dibi. İnsanlar unuttular. Esprit özellikle çok güzeldi. Eski yani Europa. Lotus Elis. Diğerlerinden farklı bir firmadır. Hani Ferrari, Lamborghini filan, Aston Martin, bunların olayı bellidir. İşte bir araba yap, çok fazla ağır olmasın. Ama normal bir araba yap. Takabileceğin en büyük motoru tak. Buyur sana spor araba. Hani tamam gövde diremi falan da var da. Lotus'un olayı çok farklı. Lotus yapabildiği kadar hafif yapar. Küçük motorlarla onların performansını yakalar. Colin Chapman zaten Formula 1 takımıdır Lotus esasında. Aynen Colin mi? Chapman'ın fikri hafiflik eklemek. Araba oldu mu biraz daha hafiflik ekle der kendince. Orijinal Elise 850 kiloydu. 1.6 litre motora rağmen. 1.6, 1.8 böyle motor hacimleriyle spor araba. Yani Ferrari ile Porsche ile filan yarışabilen arabalar yapıyorlar. Caterham 7, orijinalinde Lotus 7. 1957 tabii. Yılında kendi tasarımı. Sonra üretmekten vazgeçince üretim hakkını satıyor. Tabii Caterham alıyor, onu çok seveni var diye. Hala adamlar kaç sene oldu devam ediyorlar. Ediyorlar. Kendisi de yenilik olsun diye araba aşırı güzel, devam etmek istemedi. Vizyonu genişletin maksat. Bambaşka bir dünya. İşte Lotus'umuzla oynamaya giderken neyle gideceğiz? Yani. Ve yani biz gideceğiz. Hanım çocuklar neyle gelecekler? Maybach. Şoförle muhatap olmamış için arada perdeyi çekiyorsunuz. O pis fakir oturuyor kendi kendine. Taş yesin. Daha sonra bunun envai çeşit şey çıkacak. Donanımı çıkacak. Sadece kendi üzerimize açabildiğimiz. Şoförün fakirin yine kapalı kabinde kaldığı. Papa modeli çıkar bir tane. Gerçi şimdiki Papa beğenmiyor böyle şeyleri ya. Yok yok. Papa'ya Clio sembol. Jantlar normalde olması gereken ölçüye indirilmiş. İlk konseptinde daha da büyüktü tabak jantlar gösteriş için. Arap müşteriler seviyorlar. Bozuk yolda da yani konfor efsane. Burada sıkıntı araba normal S serisine fazla benziyor. Önceki Maybach'tan farklı olarak yine vurgulanmış. Hani şimdi, bu bir de Pullman versiyon. Arada şey eklenmiş. Ya işte ayrıştırmaları gerekiyor. Daha önce gündemde bahsetmiştik bunu ama tabii kimse dinlememiştir onu. O kaç sene oldu. Yenilerini çekeceğiz ama. Yenilerini inşallah. Vakit bulursak. Şimdi buralar şaka değil ha. Evet bu gerçek. Mercedes Maybach markasını, Maybach Mercedes'in dirilttiği, hortlattığı. Wilhelm Maybach evet, eski şeylerden. Mercedes-Benz'in yani kurucularından olan bir mühendisin ismiyle şey yaptığı bir markasıydı. Bentley ve Rolls-Royce'a rakip olarak çıkmıştı. İşte ultra lüks hani şeyin hani Audi'den daha fazlasını isteyene Bentley, BMW'den daha fazlasını isteyene Rolls-Royce, Mercedes'ten daha fazlasını isteyene de Maybach diyorlardı. Sıkıdır bak, şaka geliyor. Bu noktada siz fakirlerin anlamadığı, fakat hani bizim güvenlik kaygılarımız da var. Servet çok olunca parayı tabii nereden ki koyacağını bilemiyorsun. Tir tir titriyoruz bazen, öyle bir an geliyor ki. Fakirler bize saldırırsa diye. Fakir muhitten geçerken. Şimdi bu arabaların, müşterilerin dikkat ettiği bazı noktalar var. Bir, suratın görünmemesi lazım arabada ama kendi etrafı görebilmeli. İki, arabanın zırhlı olabilmesi lazım. Ve zırhlandırılabilir gövde gerçekten zor bir tasarım. Normal araba dinamiklerinden farklı ve özgün parçaların kullanması lazım. Mercedes S serisi zaten zırhlandırılabilir. Devlet adamlarının işte bugün Cumhurbaşkanıdır, tabii, Başbakandır, Diyanet İşleri Başkanıdır. Zırhlı şeyler de geziyor, zırhlı Mercedesler de geziyor. Onda kullanılan teknolojileri bir kere daha baştan tasarlamak Mercedes'e biraz kalın geldi. Ama işte geldi. Şimdi sıkıntı şurada. Dediler ki Maybach'ı biz bitirdik, satılmıyor. Bunun yerine dediler biz Maybach müşterilerine şey vereceğiz. S serisinin büyük motorlarını vereceğiz dediler. Evet. Yani bu oluyor ama o zaman böyle hani uzatılacak, özel olacak filan denmemişti. Şimdi adam diyor ki, adam bahsettiğimiz kişi hani bizim böyle şaka tabii, bizim böyle sürekli görüştüğümüz kişiler işte holding patronları filan. Adam diyor ki ben diyor holdingin sahibiyim diyor. Ben diyor aynı arabaya bineceğim, benim müdürüm de benimle aynı arabaya binecek. Ya yani benim altımda çalışan, benim maaş verdiğim elemanım da benimle aynı arabaya binecek. Şakayı görüyorum diyor ve arttırıyorum. Daha evvel bana satmaya çalıştılar bunu. Geldiler abi sen işte şeysin, tanınıyorsun artık bütün egzotik araba firmalarınca. Yani bizi de kullan, bir reklam olsun. İyi falan dedim. Maybach bir hizmet. Araba satmakla kalmıyorlar. Size özel şey bağlıyorlar. Santralde mühendis bağlıyorlar. Tabii. Arabayla alakalı işte. Gireyim dedim. Kullanıcı hesabı, şifremi şey yapamadım. Bulamadım. Aradım, telefonu sordum. Eleman 7/24 orada sustalı maymun gibi bekliyor. Gece saat 2'de de arasan çıkıyor. Şey, rahatsız oldum. Ben yani her ne kadar şey olsan da, zengin olsan da, bu kadar özelinde tanımadığım bir herif olsun istemiyorsun. Vazgeçtim. Yoksa yani şimdi tabii devam ediyordum. İşte bu Pullman'ı da uçaktan bunun için yaptılar. Alıyor. Biraz daha böyle şey uzatılmış. Farları falan değiştiriyorlar. Yanında da kısası var. Serisinden.
Farklı boylarda. İşte arkada daha büyük jantıyla görünüyor. Müşterilerin çoğu Arap. Bir Geçelim. Diğer yarış cengaveri McLaren P1. O da orijinal F1'in yarış kazandığı şeye gönderme. Desenine gönderme ve yaşasın. Evet. G serisinin bu versiyonu, bu AMG versiyonunu daha evvel 6 tekerlekli olarak 3 dingili gördük. Ben ona biraz burun kıvırıyordum. Yani çok hoşuma gitmiyordu. Kum tepesinde geri devrilmesin diye. Ya çok şey bir araba değildi bence. Yani, lazım bir araba değildi. Bu onun olması gereken versiyonu. Fakat yine jantlarda sıkıntı var. Offside jantlar. Şey yapılsa, düzgün arazi lastikleri takılsa bu arabayı durduramazsınız. Canım, bu fuar için getirmişler bunu. Kara jant takacak hali yok ya. Ya asfaltta da gidiyor. Sağa kara takar, sola düzgün şey takar mesela. Onu tuning firmaları yapıyor öyle sağlı sollu. Bunu da şeyi koymamışlar. İşte hiç koymamışlar. Siz fakirler çarparsanız altımıza girmeyin diye araya normal araba aynen tamponu öyle. Koymuş. Yüksekten gidiyor. Keşke tırlarda da olsa. Biz de onun eksikliğini hissediyoruz. Böyle köşeli gözüktüğüne bakmayın. Harika arabadır. Ya son dönem Mercedes teknolojiye donatılmış. Şu yani dışta dediği gibi Emre abinin 1900 kaç? 71 mi? 72 mi? Bunun gelen tasarı. De Wagen işte. NATO kontratıyla yapılan araba. Aslında NATO için yapılıyor. Mercedes'in istemeye istemeye üretti ama kokpiti bak bu şey sıvılı gazlı değil hidrolik amortisör tertibatı alabildiğine kuvveti darbe yememişsin diye. Dışarıdan bakıldığı zaman şey mağara arabası fakat içinde güncel Mercedes teknolojileri şu berbat sonradan eklenmiş ekrana kadar. Tabii. Yeni bir Mercedes modelinde ne görüyorsanız onu da görüyorsunuz. Şeyde bu arabanın ya yani bunun değil tabii de Mercedes G serisinin esas amacı NATO işte bir savaşa girerse komutanlar cepheyi geçsin diye öyle yapılmış. Öyle. Zırhlandırılabiliyor. Her versiyonu tabii. Var. Orijinali bez tavanlı falan. Bak Emre abi diğer modellerden farklı olarak burada bir takım stratejik kontroller de var. Hani manuel el freni hemen dikkatini çekecektir bazı seyircilerin. İki havalandırma ızgarası arasında diferansiyel kilitleri var. Ön tabii. Orta arka. Hangi taraftan çekiş sağlayacağınızı seçebiliyorsunuz. Kilitleri de aktive edebiliyorsunuz. Bu araba normalde tek tekerleği yere değse dahi en karanlık şeyde orman köşesinde gidebiliyor. Stratejik bir araba. Ve evet. Az evvel dedik Morgan. Morgan evet. Gördük mü affetmeyiz. Şurada köşede bir yarım kalmış arabaları var. O yarım değil değil mi? Değil. Three Wheeler bu sene çok sükse yaptı. 1930'ların tasarımına geri döndüler. Morgan zaten eski arabaları hala bıkmadan usanmadan üreterek günün birinde beğenileceğini uman bir firma. Ve öyle de oluyor hakikaten. Aynı arabayı beğenen çıkıyor. Yaptıkları zaman. Demir Levent abi beğendi. Evet evet. Araba baştan aşağı el işçiliğidir. Morgan'ı özel yapan şey bu. Ve el işçiliği dediğimde amelenin herhangi insanın yaptığı el işçiliği değil, İngiliz ustasının. Yani bu arabanın üzerinde çalışan ekibin yaş ortalaması 40 civarı. Tabii. 60 yaşında usta da var, 30-35 yaşında şey de var. Hepsi ince ince şey yapılıyor. Çok güzel araba. Tabii. Klasik tasarımlı, herkese aynen. Göre değil. Yani presten çıkan saç yok arabanın üstünde. Hepsi şeyde döve döve, merdaneyle eze eze şekil verilmiş. Bilen biliyor. Şu arabayı tabii. Dışarıda görse çoğu kişi adam binmiş bir külüstüre gelmişler. Hı-hı. Öbür tarafta Lamborghini'yi görse ne kadar güzeller. Bu Lamborghini'nin iki katı fiyata satılıyor. Aynen öyle. Ve herkes alamıyor. İşte aynen tepesinde öyle. Kuyruk var. O yüzden de özgün. Bu bölümde Emre abi fuarla sınırlı kalmadık. Arada ben böyle bir kaçamak yaptım. Gündem yapamadığımız için hani bazı böyle önemli şeyleri atlıyoruz. Hı hı. Çok istek geliyordu, soru geliyordu. Bu ne menen bir şeydir, olur mu böyle bir şey diye. Vallahi olur. Önden çekişli, önden motorlu Le Mans arabası. Kalkış çok önemli değil. 24 saat dayanıklık yarışı. Aerodinamik optimizasyon adına arka tekerleklerin arasını boşaltmışlar. Şanzıman, motor her şey önde. Arkada çekiş sistemi yok. Tekerlekler alabildiğine küçük süspansiyon koluyla tutturulmuş. Hava akıyor. Arkası zaten düz pistte gidiyor. Tabii aynen öyle. Son sürat çok önemli. Le Mans pistinde orijinal düzlükte. Bak egzoz çıkışları önde sürücünün görüş alanına yerleştirilmiş. O camın da temiz kalmasına yardımcı oluyor esasında. Sıcak hava çıkışıyla beraber. Özgün bir tasarım. Bakalım. Şeyini göreceğiz. Başarılı olup olmayacağını GTR göreceğiz. GTR demişler ama tabii ki GTR'la uzaktan yakından alakası yok. Yani bu çok ciddi bir ikilem. Yarışan arabanın piyasada satılan modele katkı sağlaması lazım. Bu noktada rally, F2 tabii, çok şeydi, WRC çok avantajlıydı. Fakat onda da işte farklı sebeplerden... Şimdi sorsan şey derler, biz işte GTR'da kullandığımız motor teknolojilerini kullandık. Şöyle işte. Böyle derler de alakası yok. Bu tabii. Tamamen... Yani hiçbir... GTR uçaksa bu uzay aracı artık. Uçmuş aynen gitmiş. Öyle. Hiçbir ortak parçası yok ama işte kaşını gözünü benzetince orada yarışan şey. NASCAR da böyle değil mi? NASCAR'da Toyota Camry WRC desen öyle. Aynen hiçbir öyle. Yarışta gerçek bir tek stock car yarışlarında bak ama şey yapılıyor. Formula 1'de
Ferrari haricinde McLaren de ucundan ekmeğini yemeye çalışıyor. Ferrari haricinde gerçekten bundan nemalanan hiçbir firma yok. Çünkü Formula 1 arabası uçak gibi hiçbir şeye benzemiyor. Single seater. İşte kanat, aynen, ön arkası. Öyle. Benzemiyor ki adamın satın alacağı arabaya. Ama öbür tarafta bakıyor Peugeot 206. Bayi'de satılan kıçı kırık 206 ile 206 WRC arasında bakınca çok da ciddi bir fark yok. İkisini abi aynı şeye koyuyor. Şeyler mesela DTM'lerde o arabaların hepsinin platformları aynı. Adam doğru sanıyor ki işte Mercedes geçti, BMW solladı filan, BMW yapmış zannediyor. Tabii. Üstü kabuk. Tabii tabii tabii. Yani. Bizim uzaktan kumandalı modeller gibi onlar. Aynen da öyle. Şeydir. Kabuğunu değiştirirsiniz. Ferrari aldığınız model 15 dakika sonra BMW'ye dönüşebilir. Aynen. Canın sıkılırsa Porsche GT3 RS olur. Emre abi yeni versiyonu heyecanla bekleniyordu. Sonunda tanıtıldı. Çılgın bir aerodinamik kit yaptılar yine üzerine. Çamurluklara dikkatini çekerim ön tarafta. Çok güzel. Tabii. Pahalı, az bulunuyor. Tam istediğimiz gibi bizim kalemimiz. Arka koltuklar yok. Onun yerinde gördüğünüz takla bandı var. Tavanda bir Zagato izi var ama Zagato kızmasın bize. Kızmaz kızmaz. Onun zaten kendi derdiyle uğraşıyor. Kapanmak üzere. Netice şekilli tavan. Evet evet. Kafamız sığsın diye. Tek vijonlu jantlara devam çünkü bu da yarış otomobili esasında. Aynen. Pist için ne kadar hafif olursa o kadar ama iyi. Ama bu yolda da gidebilir. Bak, gitmez diye bir şey yok. Öyle. Tamam çok konforlu olmaz ama trafiğe çıkmasına bir engel yok. Farları falan uygun. Şöyle söyleyeyim. Trafik, yani konfordan ziyade bunu seven adam zaten farklı bir tecrübe yaşamak için alıyor. Biniyor. Konfordan ziyade arabanın dur kalk trafiğinde aşırı hararet sorunu oluyor. Yarış arabalarının yüksek sürat uygun olduğu için frenleri soğuduğu zaman çalışmıyor. Lastikler yol tutmuyor. Downforce işin içine girdiği zaman bastırma koyutu olmayınca direkt dönemiyor. Şey, bunlarda karbon seramik fren diski, karbon var mı? Pabuç. Yok. Daha getirmedim peki. Daha getirmedik. Bunlar güzel arabalar ama pistte de kullanabiliyorsunuz özetle. Yani sizi gece kulübüne giderken de üzmüyor. Bu da onun güya küçük kardeşi ama daha çok sevildi. Çünkü manuel vitesli. Öbürü şeydi. Amerikan şeylerini, müşterilerini düşünerek tamamen sadece otomatik yapmışlardı. Bunda manuel seçeneği de var. Tabii daha hafif. Önde de arkada da bagaj var. Arka koltuk yok ama daha kullanışlı. Yani bunun da Ikea'dan alışveriş bile yapabilirsiniz veya herhangi yapı marketten. Sizi üzmez. Ama tabii yassı ambalaj olması da fayda var yine de. Arabanın içinde tutamak bile yok. Onun yerine kayış koymuşlar hafifletebilmek adına. Motor daha kuvvetli. Sürüşü harika. Süper. Önde de arkada da McPherson süspansiyon var biliyorsun değil mi Emre abi? Yer tasarrufu için. O da enteresandır. Yer tasarrufu için ama yani Porsche artık nasıl yapıyorsa yani önde de arkada da McPherson kullanıyor ama yine şey oluyor, standart oluyor. Kullandığı şey çok kaliteli. Süspansiyon ekipmanı çok kaliteli. Bununla beraber salınım mesafesi çok az zaten. McPherson 10 santim straw olan süspansiyonunda sıkıntı çıkarabiliyor. Ama bundaki gibi 5 santim, 3 santim esneyen süspansiyonda problem olmuyor. Ya şu Toyota mesela o 86 modelini denerken direkt Porsche Cayman'le şey yapıyor. Öyle. Bir tane Cayman getirmişler deneme pistine. Cayman kadar iyi yol tutsun. Benchmark modeli olmuş referans artık. Tabii tabii. Daha evvel Boxster'dı. İşte kapalı tavanlısı daha da efsane oldu. Bu ne menen bir şey Emre abi? Quant. Bu garip bir araba. Arabadan ziyade bu teknoloji şovu. Aynen öyle. Bu şey olsun diye değil, elektrikli. Bu da bu fuarda tanıtılmadı ama fuarda geldi. Daha evvel bunun reklamları çıktığında, daha doğrusu tanıtım broşürleri dağıtıldığında yine biz, senin benim gibi sayılı zengine gitti bunlar. Bizim haberimiz oldu. Birçok insan görmemiştir. Siz duymamışsınızdır yani. Tabii canım. Şaka değil mi? Şaka. 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 Bu arabalar hani görenlerin, hadi oradan canım uyduruyorlar yine dolandırıcı bu şey gibi. Birisi tatil köyü satıyordu ya aslında ada bile yok. Millet parasını yatırsın da çarpayım hesabı. Arabada çok enteresan bir pil teknolojisi kullanmışlar. Bunu da hedefi Tesla. Tıpkı şeyin Cayman'ın referans olduğu gibi. Tesla'nın 2 katı menzil, 4 katı kuvvetten bahsediyor. Sadece elektrolit, tuzlu su ikmali diyelim. Gerektiren farklı bir batarya teknolojisi. Olmaz öyle şey dediler. Adam kapı gibi TÜV raporuyla geldi. Oluyormuş. Şimdi bu karoser uyduruk. İlgi çeksin diye yapmışlar. Pil teknolojisini pazarlayabilirlerse eğer birçok farklı mecrada göreceğiz. Alman kimyagerlerin son şeyi, mucizesi. İçini gösteren bir fotoğraf vardı. Yani şu da orta kısım komple pil. Yani adamlar bilhassa onu öyle yapmışlar. Kötü bir tasarım. Tesla'da olduğu gibi. İşte pil bir kere yanmaya başladığı zaman bir daha durduramıyorsun. Parçalı değil. Bir de ağırlık merkezi adına hani çok avantajlı gibi gösteriyorlar ama aşağı koymak daha iyi. Şey var Emre abi. Bu pilin bir de o avantajı var, güvenli.
Tabii. Tesla'daki gibi lityum polimer yanmıyor. Ben dikiz aynalarına takıldım. Kapağı açık gitmeyelim diye aynayı yukarı koymuş ütkağıtçılar. Yoksa bu arabaların esas tarzı budur. Rejera'ya geri geldik. Rejera'yı görüp hatırlayalım ki tekrar şeyi anlatalım diye. James Glickenhaus daha evvel Ferrari'nin P4/5 konseptini işte yaptırıp da satın alan o şekilde magazin haberlerine çıkan arkadaş. Severim keratayı. İyi çocuktur. Uğraşmış. Kendi yarış arabasını yapmış. Ondan kopya çeke çeke. Şimdi o da yarış serisi düzenliyor. Tıpkı Aston Vulcan veya işte Ferrari'nin FXX'i gibi. Geldi tanıttı. Güzel de olmuş araba. Yani bakın karbon fiber parçaların desen uyumunu dikkatinizi çekerim. Az evvel Koenigsegg'te görmediğimiz şeyi burada görüyoruz. Bu çok başka bir uzmanlık ve çok hepsi ciddi... aynı yöne bakıyor. Tabii çok ciddi emek istiyor. Ve yani yapılması, tanzim edilmesi bu kadar parçalı dizaynda hakikaten zor. Hiçbir zaman başka arabalarla resmi olarak yarışmayacak. Hep de suçu müşteriye atacaklar. Sen iyi kullanamamışsın. Çünkü profesyonel pilot kullanmayacak. Bakacağız. İşte İçi de bu da böyle böyle. bir yeni klasman oldu. Yeni bir sektör. Yarış arabası. Komik havalandırmaz arasına dikkatini çekerim. Başka bir şey yok yani. Numarası yok. Plakada takılmış. Trafiğe çıkabildiğinin göstergesi. Fuarın bombasını sona sakladık. Evet. Bütün premium arabaların, elit arabaların kralı tabii Evet. ki Volkswagen. Elitin de eliti Elitin de Volkswagen. eliti. Adeta bir altın bilezik. Çıkar kolundan sat, altın rengiyle de ona gönderme yapıyorlar Aynen fuarda. öyle. Piyasası ölmeyen muhteşem araba Passat. Millet yolunu gözledi. Gemisi hangi gemi geliyor geldi mi? Sonra baktılar beğendiler. Oo içinde LCD ekran varmış sanki ilk defa görüyorlar gibi bayıldılar. Şimdi onun kupe versiyonu. Daha evvel CC olarak satıldı ya. CC'nin yenisi olacak bu araba. Diye Tabii bu umuyoruz. resmi olarak söylenmiyor. Hani böyle olacak denmiyor da bu artık belli. Yani hani Passat değişti. CC'nin de eli kulağında değişecek. Bu da bu fuarda gösterildiğine göre yüksek ihtimalle yeni CC'de bunun gibi bir şey olacak. Ya senin benim dahi aklımızı çeliyor. Fakir Panamera'sı esasında ama hani hobi olsun diye bisiklet bakkala falan giderken binmelik Tabii. şey. Şimdi Volkswagen böyle fuarlarda gösterdiği konseptleri fazla değiştirmeden piyasaya sürmesiyle meşhur bir firma. Yani İsminin şeyle oynuyor. İsmiyle oynuyor. Scirocco Irok diye tanıtılıyor. aynen öyle. Çok yani benzer bir şekilde. Şimdi bunun hani fuara özgü bazı şeyleri mesela şu uçuk jantları filan. Kapı İşte kolları adam gibi kapı olur. kolları adam gibi olur. Jantları normalleşir Dikiz filan. aynası farklı olur ama şu ön tarafı çok fazla değişmemiş görebiliriz. Tabii. Normal Passat'ta da hatırlayın. Kaputtan verev bir çizgiyle far ayrılıyordu. Bunda, ama içeride ızgara deseni devam ediyordu farda. Bunda da aynı oyunu göreceğiz. Bunda dikkat edilmesi gereken şey şu. Volkswagen yetkilileri demişler ki bu araba yani bu konsept hani tek bir araba olarak görmeyin bunu. Bundan sonraki Volkswagen modellerinde kullanacağımız tasarım dilini gösteriyor demişler. Yani. Yani yarın bir yeni Jetta geldiği zaman bu arabanın biraz daha küçüğü olabilir. Golf yenilendiği zaman, Golf 8 çıktığı zaman bu arabaya benzeyebilir ön kısmı. Zaten Emre abi işte Almanların sorunu bu. Bütün arabalar birbirine benziyor. Yani tasarım dili bambaşka bir şeydir. Alfa Romeo'da o vardır mesela. Alfa Romeo 75'e de bakarsın. Önündeki üçgeni görmesen de bakarsın. Lan bu İtalyan arabası dersin. Anlarsın yani Alfa Romeo olduğunu. Yeni çıkan Giulietta'ya da baksan, 1960 modeline de baksan anlarsın. Volkswagen öyle değil. Audi keza. Aynı tasarımı yapıyor. Şu an aynı sorunu BMW'de de görüyorum. Bütün Alman arabalarında Hepsi var. Mercedes'te yapıyor. Getiriyor bir İtalyan tasarımcı, İspanyol tasarımcı. Çiz abi bana güzel bir şey diyor. Tamam onu az uzatalım bu olsun. Basalım şu olsun. Şişirelim İşte aynı sosisin SUV daha olsun. uzunu diyorlar. Yani bunu Tabii. şeyi Almanlar Daha sosisi uzun çok daha meraklıdır kalını ya. işte fıstıklısı. Ama şimdi şöyle bir olay var. Bir yandan da deniyor ki bir marka tasarımı olsun, marka yüzü olsun İşte bak deniyor. marka tasarımı başka bir şey. Aynı tasarımı klonlamak bambaşka. Bu hataya İkisi, düşüyorlar. yani işte o hepsini yapabilmek imkansız. Şimdi farklı farklı yapmaya kalksalar bu sefer tamamen farklı İşte az olacak. evvel çıtlattık, tasarım ofisleri battı. Ferrari'nin kendi tasarımıyla Pininfarina'nın dokunuşu bambaşka. Orada da yardım alıyorlar gerçi ama az evvel dedik ya 911'de Zagato'nun şeyi var, karakteristik hattı var. Zagato tasarımı bambaşka bir şey. Ama Zagato batıyor şu anda, sefil. Pininfarina'yı yine Bertone keza. birileri satın alacaktı, şey yapıyorlardı. Ya şimdi şu var. Adamlar fabrikatör. Ya bu bizim derdimiz. Şey. Siz arabanızın kaç litre yaktığını düşünüyorsunuz acaba? 300 gram eksik mi Aynen yakıyor öyle mazotu? ya hiç. Biz de bunlarla dertleniyoruz. Kusurumuza bakmayın. Fakir fakir dertleri var adamların. Hiç ya işte. Hiç. Ver Volkswagen Ya gitsin. şimdi TSI var mı var DSG al. tasarımcı dediğin adam sanatçı. Bu adamı Öyle. normal bir çalışan gibi çalıştırmaya kalkarsan bu adamdan verim alamazsın. Üzülür kırılır Şimdi kalbi.
Volkswagen gidip filanca tasarım stüdyosunu satın aldığı zaman o stüdyonun bağımsızken yaptığı işleri alamıyor. Aldığı verimi alamıyor. Dost doğru. Veya Mercedes veya işte kim olursa olsun Ford gidiyor parayı bastırıyor filanca ile anlaşıyor adama gidiyor ortak oluyor şey yapıyor ama Ford işte orayı bir fabrika olarak görüyor. Bana şöyle bir şey yapın, IKEA'ya getirin diyor. Adam diyor ki ben işte şeylerimi kuluçkaya yatırdım diyor, bilmem ne filan falan böyle. Adam şey gibi, yani ressamdan, heykeltıraştan fark yok. Adam öyle. Sanatçı. Henrik Fisker bunun güzel örneği. BMW gitti, Z8 çizdi. Efsane araba. Fakat sonra diğer modellerde olmadı. Chris Bangle'a verdiler. Adam ayrıldı. Aston Martin'de daha evvel çalışıyordu. Aston Martin'le de uyuşmadı. Yine Ford himayesinde. Ayrıldı, kendi arabasını yaptı. Yapmak istediği gibi yaptı. Her ne kadar piyasada can çekişse de hala arada bir konsept yayınlıyor. Arabanın tasarımı bence şöyle olsaydı diye Fisker, biliyor adam. Ters bir zamanda şey yaptı. Tam Fisker'ın üstüne Tesla çıktı. Doğru söylüyorsun. Tesla böyle daha bir cici geldi millete. Hani hibrit de değil, komple elektrikli falan diye. Bir de Elon Musk'ın bir pazarlama seçildi. Başarısı falan var. Aynen öyle. Fisker biraz daha arkada kaldı. Bir de onlar batmazlardı da. Onlar bu işte şeyde... Fırtına diyeceğim de değil, tornado mu ne, doğal felakette onların şeyi, Su bastı. Su bastı, bütün araba stoğu Yani gitti. 150 arabadan bahsediliyor hasar gören. Onlar için 150 araba çok çok şey, önemli. Küçük Tabii. firma, Çok önemli bir bittiler. meblağ. İşte bir de diyoruz ya arabayı yetiştirebilmek de mesele. Hani müşteriye sadece arabanın parası olarak bakmamak lazım. Söz vermişsin, kaç bin saatlik iş orada şey yapıyor, zarar görüyor. Sıkıntı. Emre abim, bu fuarda şeyler bu kadardı. Egzotik modeller bu kadardı. İşte en kralıyla bitirelim dedik. Bir kere daha şöyle bir hatırlayalım. Farklı farklı modelleri biz daha sonra detay üzerinden de inceleriz. Yeni programlarda seninle beraber gündemde çekeceğiz zaten. Ondan İnşallah. sonra benzer şeyler olacak mani olmazsa. Sorularınız varsa gelir dağılımımız, maaş bordromuz dışında bekliyoruz. Şaka değil mi? Tabii ki şaka. Bize şeylerin altında, videonun altında, yorum kısmında kanaatlerinizi yazarsanız da seviniriz. Sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.